Herkese merhaba. Ben Rehber Konuz ekibinden Evşan. Bugün rehberlerimizden Nisa bizimle birlikte. Hoş geldin Nisa. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin tekrardan. Bu videomuzda Ramazan ayında çalışmalarımızı nasıl sürdürebileceğimiz hakkında konuşuyor olacağız. Bildiğiniz üzere önümüzde bir Ramazan ayı var ve bu dönemde çalışmalarını nasıl sürdürebiliriz? İşte bu ayda bizi neler bekliyor? Çalışma düzenim bozulacak, nasıl toparlayabilirim, nasıl hareket etmeliyim gibisinden bazı düşünceler, fikirler oluşuyor öğrencilerin aklında. Bu konuda bu ay bizi neler bekliyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Böyle genel olarak bir bahsetmek ister misin insan? Tabii. Senin de dediğin gibi aslında çok stres oluyor öğrenciler. Benim görüştüğüm öğrenciler de genelde bunu söylüyorlar. İşte şu ana kadar oturttuğum bir düzen var. Bu bozulacak, nasıl olacak gibi. Evet, doğru. Bazı değişiklikler olacak hayatımızda bir ay boyunca. Uyku düzenimiz, beslenmemiz, çalışma saatlerimiz açısından. Ama aslında bunu olumlu ya da olumsuz şekilde değerlendirmek tamamen bizim elimizde. Bu bir aylık süreci bir taraftan bir kamp süreci gibi de değerlendirebiliriz. Ve çeşitli değişiklikler yaparak çalışma performansımızı da arttırabiliriz aynı şekilde. Aslında dediğin gibi öğrenciler çok fazla stres oluyor bu konuda. Ama aslında bu biraz da bizim durumu nasıl değerlendirdiğimizle alakalı. Eğer siz bu ayı eğer ben işte herhangi bir şekilde dikkatimi dağılmayacak, daha çok odaklanabilirim gibi bakış açısından bakarsanız aslında bir noktada olumlu bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda sen de bir şeyler eklemek ister misin genel olarak? Ya aslında planlı bir şekilde gitmek çok önemli. Bence zaten bu strese neden olan şey belirsizlik oluyor. Nasıl gideceğini bilmemek oluyor. Ama Ramazan ayı hepimizin deneyimlediği bir şey daha önce. İlk defa karşılaşmıyoruz. O yüzden ufak tefek değişiklikler yaparak, aynı şekilde sen de az önce bahsettin. Mesela bu ayın şöyle çok olumlu bir tarafı var. Normalde ders çalışırken bizi en çok bölen şeylerden bir tanesi sürekli bir şeyler yemek ya da içmek için ara vermemiz oluyor. Bu ay böyle bir şey olmayacağı için otomatikman dikkat dağıtıcı unsur ortadan kalkmış olacak. O yüzden aslında çalışmalarımız daha fazla verim alma imkanımız da var elimizde. Sadece planlı programlı ilerlemek çok önemli. Uyku saatimizi, kendi çalışma düzenimizi kendi kendimize oluşturacağımız için öz disiplinli bir şekilde ilerlemek çok önemli. Bu disiplini oturttuktan sonra ben hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Aksine hatta çok güzel, verimli bir süreç bile olabilir bu süreç. Aynen, katılıyorum. İstersen hazır plan ve programdan bahsetmişken öğrenciler nasıl düzenlerde ilerleyebilirler? Nasıl çalışma düzenlerine adapte olabilirler? Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Aslında size sunmak istediğimiz iki çeşit çalışma düzeninden bahsetmek istiyoruz. Bu konuda birisi aslında gündüz çalışmayı sevenler için, diğeri ise daha çok gece çalışmayı tercih edecek olanlar için. İlk gündüz çalışmayı tercih edecekler için olan programdan bahsedebiliriz istersen. Ayrıntı girmek ister misin? Olur tabii. Aslında bu daha sağlıklı olan bir yöntem bana kalırsa da. Ben de kendim çalışma düzenimi bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Günlük hayatımı bu sisteme göre oturtmayı düşünüyorum bir ay boyunca. Akşam biraz daha erken yatmayı içeriyor. Aslında akşam erken yatıp sabah yine erken kalkacağımız için normal düzenimizde de çok ciddi değişiklikler olmayacak. Yani bu bir ayın sonunda da az çok uyarlayabiliriz normal hayatımıza. Bu çalışma düzeninde akşam saat 10-11 gibi, yani erken sayılabilecek bir saatte yatıp sahura kadar aslında uykumuzu almış oluyoruz. Sahurda da saat 4, ortalama 5 gibi falan çalışmaya başlayıp esas bizim için aslında önemli olan saatler başlıyor orada. Çünkü karnımız aç olmayacak. Yeni yemek yemiş olacağız. Bir taraftan uykumuzu almış olacağız. Bir 5-6 saat en azından uyumuş olacağız. Ve çalışmalarımıza başlayabiliriz. Öğlen saatlerine kadar bir 6-7 saat aslında verimli çalışılabilecek bir süre var burada. Bizim için önemli bir zaman dilimi. Bu süreyi şöyle tavsiye edebilirim. Biraz daha zorlanılan ya da detaylı olarak çalışmaları gereken konuları ayırabilirler. Konu çalışmaları yapılabilir ya da artık içinde bulunduğu ay itibariyle denemelerin düzenli bir şekilde çözülmesi çok yararlı olur. Deneme çözmeye ağırlık verilebilir bu sürede. Eğer çok yorgun hissederlerse kendilerini, bitkin hissederlerse öğlen ortalama 1 saat, 1,5 saat gibi bir sürede uyuyabilirler dinlenmek için. Uyandıktan sonra iftara kadar yine orada birkaç saatlik bir süre olacak. Bu süre de yine çalışmak için güzel bir süre. Çünkü dikkatimizde zaten herhangi bir unsur olmayacak. Burada da biraz daha artık yorulduğumuz için, akşam saatleri yaklaştığı için daha hafif konulara öncelik verebiliriz çalışırken. İşte soru çözümü olabilir, denemenin analizini yapabiliriz ya da konu tekrarları yapabiliriz. Bu şekilde çalışmak verimli olacaktır bence pek çok öğrenci için. Aynen. Hem de aslında bu düzene geçmek sizin için biraz daha hızlı, daha kolay bir geçiş sağlayabilir sizin adınıza. Çünkü aslında yine erken bir saatte kalkıp çalışmaya başlayıp akşam yattığınızı düşünürsek böyle bir düzende giden bir öğrenci için aslında buna geçiş yapmak biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hem de gündüzleyin çalışmak zihninizi daha dinç olmanızı sağlayabilir. Bu konuda oldukça iyi bir düzen.
Özellikle de sabah çalışmaktan daha çok verim alan öğrenciler, hani genelde zaten söylerler saat 6-7 gibi çalışınca çok daha fazla aklımda kalıyor çalıştığım konular diye. Tam olarak o süreleri değerlendirebileceğimiz bir çalışma düzeni aslında. Hatta deneme yapmak isteyen öğrenciler de şöyle yapabilir. Denemesini saat 10'a yakın bir saatte yapıp yine 9-10 gibi birazdan gerçek sınava da kendilerini yavaş yavaş alıştırmaya başlayabilirler. Aynen. Zaten hani dediğin gibi deneme yapmaları çok iyi olacaktır ki Nisan ayı oldukça önemli bir ay artık bizim için. Değerlendirmek için çok güzel bir ay. Eğer bu ayı güzel değerlendirirlerse çok çok iyi olur onlar için. Peki ikinci yöntemden bahsedelim istersen biraz. İkinci yöntemi daha gece çalışmayı seven, gece çalışmayı tercih eden öğrenciler için sunabiliriz aslında. Onun ayrıntılarından bahsetmek ister misin? Olur. Bu yöntemde biraz daha senin de dediğin gibi gece çalışacak olan öğrencilerin uygulayabileceği bir yöntem. Aslında ağırlıklı olarak da bunu uygulayacaklardır diye tahmin ediyorum ben. Özellikle de geç yatmaya alışmış olanlar. Burada da aslında normal senelerdir birçoğumuzun uyguladığı düzen. İftardan sonra çalışmaya başlayıp birkaç saat dinlendikten sonra belki sahura kadar olan süreyi iyi değerlendirmek. Uyku düzenimiz açısından çok önerdiğimiz bir yöntem değil. Ama tabii ki de her öğrencinin kendi tercihi. Eğer sabah çalışmaktan değil de gece çalışmaktan verim alıyorlarsa iftardan sonra çalışmaya başlayıp sahura kadar olan bir 5-6 saatlik süreyi güzel değerlendirebilirler. Yine aynı şekilde deneme yapacaklarsa bu zaman diliminde yapabilirler. Konu çalışacaklarsa bu esnada, bu aralıkta çalışabilirler. Sahurda da yaptıktan sonra ertesi gün muhtemelen öğlen saatlerine doğru uyanacaklardır. Uyandıktan sonra yine birkaç saatleri olacak iftara kadar çalışmak için. Burada da eğer kendilerini iyi hissederlerse soru çözümlerine, işte deneme analizlerine, biraz daha konu tekrarlarına bakabilirler yine. Ama tekrar edelim, ilk yöntem daha sağlıklı olan, uyku düzeninizi daha az bozacak olan yöntem. O yüzden onu uygulayabilirlerse en güzel olur. Aynen, yani çok tekrar ettim ama eğer ikinci yöntemi yaparsanız biraz Ramazan bittikten sonra hani normal düzene geçmek zor olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden hani ilk yöntem hem de daha öz disiplinli, daha programlı olmak için daha iyi bir seçenekmiş gibi geliyor. Peki bunun yanında sahura kalkmayı tercih etmeyen öğrenciler de olacaktır diye düşünüyorum. Peki onlar için neler söylemek istersin? Evet, mutlaka hani akşam bir şeyler yiyip gece uykusu bölünmesin diye sahur yapmadan oruç tutacak olan öğrenciler de olacaktır. Bu zaten hani çok sağlıklı bir yöntem değil. Bir taraftan açlık süremizi çok fazla uzatacağı için ertesi günkü verimimizi de enerjimizi de düşürecektir ve çalışmalarımızdan da verim almamızı engelleyecektir bir noktada. O yüzden hani bunu da çok önermiyorum yine ben şahsen. Diğer bahsettiğimiz iki yöntemden hangisi kendilerine uygunsa onu uygulayabilirler. Bir de hiç oruç tutmayacak olan öğrenciler vardır mutlaka. Evet, aynen. O öğrencilere de önerim yani çalışma düzenlerini hiç bozmasınlar. Belki evde ailelerinde işte oruç tutacak olan insanlar olduğu için onların da uyku ya da yemek saatlerinde değişiklikler olabilir. Ama ne kadar normal düzenlerine devam ettirirlerse sonrasındaki adaptasyon süreçleri de o kadar iyi olur. O yüzden mümkün mertebe kendi düzenlerinde aynen devam etsinler. Aynen. Verdiğin bilgiler çok değerliydi. Bu video umarım birçok öğrenciye yardımcı olur. Bu videoda biraz nasıl çalışabilirsiniz, nasıl adapte olabilirsiniz Ramazan'a biraz bundan bahsetmek istedik. Umarım yardımcı olmuştur. Nisa, sana da çok teşekkür ederiz bizimle bu videoda olduğun için. Çok verimli, çok güzel bir video oldu bizim açımızdan da. O zaman lütfen daha fazla içerik istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın veya sizin başka teknikleriniz varsa diğerler için güzel yöntemler olabilir bizim belki kaçırdığımız. Yoruma bırakabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.